Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ilk Türk İslam Devletleri tarihi ile alakalı sorular çözmeye devam ediyorduk. En son 106. soruda kalmıştık. Arkadaşlar bu ve bundan sonraki videoda siyasi tarihi bitirmiş olacağız artık. Ve Türk İslam Devletleri tarihi ile alakalı kültür ve medeniyet kısmına bakacağız. Sizlerle beraber ve serimizi bu şekilde tamamlanmış olacağız. Hemen ne yapıyoruz? 106. soruda kalmıştık. Soru çözümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Hangisi ilk Türk beylikleri arasında yer almaz diye sorduk. Saltuklar var arkadaşlar. Tanışmetler var. Mengücekler var. Artuklar vardır. Ama Saruhanoğulları arkadaşlar ikinci Türk beylikleri arasında yer almaktadır. Cevabımız eşit olmuş oldu. İlk Türk beylikleri biliyorsunuz ki Manazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın direktifiyle ne yapılmıştır? Kurulmuştur Anadolu'da. Bir diğer sorumuza baktık. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ile kuruldukları yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Saltuklar Erzurum arkadaşlar civarında kuruluyor. Ahlat, Şahlar Van arkadaşlar civarında kuruluyor. Mengücekler Erzincan, Dilmaç oğulları Bitlis arkadaşlar ama İnal oğulları Denizli değil. İnal oğulları arkadaşlar buraya yazıyorum. Diyarbakır ve çevresinde kurulmuştur. Denizli'de arkadaşlar kurulan ise ikinci Türk Beylikleri arasında yer alan İnanç Oğulları kurulmuş olacaktır. Buraya da yazalım. İnanç Oğulları arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Ee, şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. İlk Türk Beylikleri arasında sadece e, D-SMAŞ diye kodladığımız Saltuklar, Mengücekler, e, arkadaşlar Artuklar, Çakabeyli yoktur. Onun haricinde Beylikler de vardır. Ee, ne gibi Dilmaçoğulları gibi Ahlat Şahlar gibi İnaloğulları gibi bunlardan lütfen unutmayalım ve kuruldukları yerde ne yapalım öğrenmiş olalım. Bir diğer sorumuzdayız. Erzurum'da kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Çok çok önemli bir bilgi. Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler, Kale Camii ve Tepsi Minare gibi önemli eserleri vardır diye sorduk. Bu beyliğimiz hangisidir arkadaşlar? Saltuklar. Saltuklar çok çok önemli. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olduğunu lütfen unutmuyoruz. Erzurum'da kurulduğunu unutmuyoruz. Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler, Kale Camii ve Tipsi Minare gibi de önemli eserleri vardır Saltukların. Bir de sorumuzdayız. Erzincan, Kemah, Divri dolaylarında kurulmuştur. Divri Külliyesi adlı önemli eserleri vardır. Biliyorsunuz ki UNESCO'ya dahil edilmiştir arkadaşlar. Divri Külliyesi önemli. Şu an söyleyeceğim. Muvaffakettin Abdüllatif bu beylik döneminde yaşamış bir alimdir. Arkadaşlar bakın El Cezeri'yi ne kadar biliyorsak Muvaffakettin Abdüllatif'i de o kadar bilmemiz lazım. Önemli bir isimdir. Hangi beylikte yer aldığını bilmemiz lazım. Hangi beylikte mengücekler içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Lütfen bu bilgiyi de asla ama asla unutmayalım. Mengücekler tekrar ediyoruz. Erzincan Kemah Divri dolayını, dolaylarında kurulmuştur. Divri Külliyesi önemli eserleridir. Muvaffakit Dün Abdülatif arkadaşlar adlı alim de Mengüceklerde yaşamıştır. Bunu da unutmuyoruz. 110'dayız. Tokat ve Sivas civarında kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Önemli bir bilgi. Niksar Yağbasan Medresesi ve Kayseri Ulu Camii inşa etmişlerdir. Verilen özellikler hangi Anadolu Beyliğine aittir diye sorduk arkadaşlar. Hangi Anadolu Beyliğine danışmetler arkadaşlar. Beylikler arasında, birinci beylikler arasında en güçlü beyliktir danışmetler. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Kim gibi? Osmanlı'yı en çok uğraştıran kimdi? Karamanoğullarıydı. Anadolu Selçuklu Devleti'ni ise danışmetler en çok uğraştırmıştır. Yağbasan medresesi onlara aittir unutmuyoruz ve Tokat Sivas çevresinde de kurulmuştur danışmetler. Bir diğer sorumuzdayız. Diyarbakır, Batman ve Mardin dolaylarında kurulmuştur. Üç kola ayrılmışlardır. El Cezeri önemli. Bu dönemde yaşamış önemli bilim insanlarındandır. Malabadi Köprüsü, Hatuniye Medresesi, Mesudiye Medresesi ve Sema'nın Medresesi bu beylik döneminin önemli eserleridir diye sorduk arkadaşlar hangi beylik bu Artuklular arkadaşlar unutmuyoruz Artuklar Diyarbakır Batman Mardin dolaylarında kuruluyor üç kola ayrılıyorlar. El Cezeri bu dönemde yaşamıştır ve Malabadi Köprüsü Hatuniye Medresesi Mesudiye Semanı Medresesi bu bu beyliğin önemli eserleri arasında yerini almıştır bir diğer sorumuzdayız Anadolu'nun İlk medresesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Anadolu'da kurulan ilk medrese Yağbasan medresesidir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yağbasan medresesi, medresesi kime aitti? Danışmetler arkadaşlar burada da bahsetmiştik. Danışmetlere aittir Yağbasan medresesi. Anadolu'nun ilk medresesidir. Bir diğer sorumuzdayız. Sibernetik biliminin kurucusudur. Dişli çarklardan oluşan makineler yapmıştır. Artuklar döneminde yaşamıştır özellikleri verilen bilim insanı hangisidir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? El Cezeri'dir. El Cezeri oldukça önemlidir. ÖSYM'yi anlamak çok güç. Daha bu ismi sormadı. Çok değişik arkadaşlar. El Cezeri'yi sormadı. Ama belki de bu sene ne yapabilir? Sorabilir El Cezeri'yi. Oldukça önemli bir isimdir. Şu anki uçan arabanın adı da nedir? El Cezeri'dir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir diğer sorumuzdayız. İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Midilli, Rodos, Sakız adalarını fethetmiştir. Bakın, Osmanlı'dan önce Rodos'u fetheden kimdir arkadaşlar? Çaka Beyliğidir. Unutmayın. Çaka Beyliği Osmanlı'dan önce ne yapıyor? Rodos'u fethetmiş oluyor arkadaşlar ve Bizans tarafından da son verilmiş oluyor Çaka Beyliğine. Arkadaşlar kim son vermiş? Bizans son vermiştir Çaka Beyliğine. İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Denizci bir beyliktir. Bir diğer sorumuzdayız. Koyun Adaları Deniz Savaşı Türklerin ilk deniz zaferidir diyen bir tarihçi. Aşağıdaki beyliklerden hangisi dönemindeki bilgiyi vermiştir diye sorduk. Arkadaşlar Çaka Beyliği dönemiyle, dönemiyle alakalıdır. Çaka Beyliği ile Bizans arasında meydana geliyor. Koyun Adaları Deniz Savaşı ve Türklerin ilk deniz zaferidir. Hangi dönemde? Çaka Beyliği döneminde. İlk Türk denizcisi olarak kabul edilen kişi hangisidir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Çaka Bey'dir. İlk Türk denecisi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü olarak aşağıdaki devletlerden hangisinin kuruluş tarihi kabul edilir diye sorduk. Hangi arkadaşlar hangi devlet? Çaka Beyli arkadaşlar. Çaka Beyli Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmektedir. Nasıl ki kara kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü Milattan önce 209'dur. Metanna tahta çıkışıdır. Çakabeyli de Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yol dönümüdür. 118'deyiz. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ile kuruldukları yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Daha önce böyle bir soruyu görmüştük ama diğer beylikleri görmemiştik. Şimdi de diğer beylikleri size öğretmek amacıyla bu soruyu yazdık. Çubukoğulları arkadaşlar ilk Türk beylikleri arasındadır. Elazığ, Harput'ta. Harput'ta kurulmuştur. Doğru. Ahlat Şahlar Van'da kurulmuştur. Doğru mu? Doğru. Tanrı vermiş oğulları Efes'te arkadaşlar unutmayın. Efes'te kurulmuştur. Dilmaç oğulları Batman'da mı? Hayır. Nerede? Bitlis'te. Arkadaşlar Bitlis'te kurulmuştur. Cevabımız değişik oldu. İnal oğulları ise Diyarbakır'da kurulmuştur. Bu beylikleri de lütfen unutmuyoruz. 119'dayız. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Bakalım. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan komutanlar tarafından kurulmuştur. Doğru. İsimlerini kurucularından almışlardır. Arkadaşlar Danışmetsiler, Danışmet Gazi, Mengücekler, Mengücek Gazi, Artuklar, Artuk Bey, Saltuklar, Saltuk Bey gibi. Çaka Beyli, Çaka Bey gibi. Doğru. Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamışlardır. Doğru. Çoğunlukta Müslüman olmayan devletler ile mücadele etmişlerdir. Bizans, Ermeniler arkadaşlar onlarla mücadele ediyorlar. Milia Kefalon savaşından sonra kurulmuşlardır. Hayır. Hangi savaştan sonra? Buraya yazıyorum. Malazgirt arkadaşlar Malazgirt savaşından sonra Alparslan'ın direktifiyle kurulmuş dur kurulmuştur bu beylikler. Unutmuyoruz Milia Kefalon değil. 120'deyiz. 1077-1308 yıllar arasında hüküm sürmüş olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Unutmuyoruz. ÖSYM tarafından daha önce soruldu. Tekrar sorulacaktır. Çok çok önemli bir bilgi çünkü. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır. Arkadaşlar unutmuyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti aşağıdaki yerlerden hangisidir diye sorduk. Sakın Konya demiyoruz arkadaşlar. İlk başkent İznik'tir. Biliyorsunuz ki Haçlı Seferi'nden dolayı başkent ne olacaktır? İznik'ten Konya'ya taşınmış olacaktır. Bu bilgiyi ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. İlk başkent neymiş? İznik'miş arkadaşlar. Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kuruluyor. Biliyorsunuz ki İznik merkezli. olduğu Süleyman Şah'ı Anadolu'nun fethi için görevlendiren Büyük Selçuklu hükümdarı hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar aklınıza şöyle kalsın. Bakın ilk beylikleri e, görevlendiren kimdi? Alparslan'dı. Peki Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ı görevlendiren kimdir? Melik Şah arkadaşlar. Burada ayrılıyor. Bakın ilk beylikleri görevlendiren arkadaşlar Anadolu'nun fethi için Alparslan. Sadece Anadolu Selçuklu devletinin kim görevlendirmiştir? Melik Şah. Çünkü Alparslan arkadaşlar o dönemde vefat ettiği için e, Melikşah tahta geçiyor ve Melikşah tarafından e, kutalmış olduğu Süleyman Şah'ı Anadolu'nun fethi için görevlendirmiştir. Unutmuyoruz. Önemli. Bir diğer sorumuzdayız. Bizans'ı mağlup ederek Bizans kralı Alexis Komnenos ile Dragon Çayı anlaşmasını imzalayan Anadolu Selçuklu hükümdarı hangisidir diye sorduk. Bu ismimiz yine aynı isim. Kutalmış olduğu Süleyman Şah arkadaşlar. Bizans'ı mağlup ediyor. Bizans'ın başında Alexis Komenos var. Dragon Çayı Anlaşması'nı imzalıyorlar. Arkadaşlar önemlidir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Suriye Selçuklu hükümdarı tutuş ile yapılan aynı Seylem Savaşı'nda yenilgiyi uğrayıp bu savaşta ölen Anadolu Selçuklu hükümdarı hangisidir diye sorduk. Yine aynı isim Kutalmışoğlu Süleyman Şah arkadaşlar. Suriye Selçuklu hükümdarı tutuş ile yapılıyor savaş. Aynı Seylem Savaşı ve bu savaşta yenilgiyi uğruyor ve bu savaşta ölüyor arkadaşlar Kutalmış Süleyman Şah'ı. Kutal, kutalmış Süleyman Şah dönemi önemlidir. Bütün bilgileri ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bilmemiz lazım. 125'teyiz. Çaka Bey'i öldürüp, öldürtüp Çaka Beyliğine son vermiştir. Birinci Haçlı Seferi sebebiyle başkenti İznik'ten Konya'ya taşımıştır. Büyük Selçuklar ile yapılan savaş sırasında Habur Nehri'nde boğularak Ölmüştür. Hangi hükümdardır? Anadolu Selçuklu hükümdarını sorduk arkadaşlar. Bir diğer önemli bilgidir. Kimdir bu? Birinci Kılıç Hasan döneminde arkadaşlar. Önemli bilgi sayıyoruz. 1. Çakabeyi öldürtüp Çakabeyliğine son veriyor. 2. 1. Hays Seferi sebebiyle başkenti ne yapıyor? İznik'ten Konya'ya taşıyor. Önemli. 3. Büyük Selçuklar ile yapılan savaşta Habur nehrinde bu olarak ölüyor arkadaşlar. Birinci kılıç Aslan. Unutmuyoruz. Bir diğer sorumuzdayız. Haçlı seferlerinde mücadele eden Türk devletleri arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Kutalmış oldu Süleyman Şah var. Birinci Alaaddin Keykubat var. Birinci İzzettin Keykabuz var. Birinci Kıyasettin Keyyusref var ama birinci kılıç Aslan yoktur. Arkadaşlar cevabımız eşik olmuş oldu. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk bakır parası aşağıdaki hükümdarların hangisi döneminde basılmıştır diye sorduk. İlk bakır para arkadaşlar 1. Mesut döneminde ne yapılacaktır? Basılacaktır. Kumdanlı da yapıldığı için Kumdanlı Savaşı da denilen Mide Kefalon Savaşı sırasında Anadolu Selçuklu tahtında bulunan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Çok çok önemli bir soru. Çok çok önemli. Kim var arkadaşlar Mide Kefalon Savaşı sırasında İkinci kılıç aslan. Unutmuyoruz. gitti nasıl ki alp aslanı bileceğiz olduğunu biliyoruz. Miryokefalon savaşında da ikinci kılıç aslanın olduğunu bileceğiz. ÖSM bunu yanlış hatırlamıyorsam öğretmenlik alan bilgi sınavında sormuştu. Size de ne yapabilir sorabilir arkadaşlar. Ve Miryokefalon Kefalon Savaşı'nın diğer adının kumdan savaşı olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz arkadaşlar. Ayrıca ayrıca Miryokefalon Kefalon Savaşı'nın diğer adı nedir arkadaşlar? Buraya yazıyorum. Yurt tutan savaşı, yurt tutan savaşı, yurt açan savaşı neydi? Malaz gitti. Yurt tutan savaşı neydi? Mirokhefilondu. Yurt kurtaran savaşı ise büyük taarruzu hatırlayacağınız üzere. Bunları unutmuyoruz. Kumdanlı savaşı, yurt tutan savaşı, Mirokhefilona aittir. İkinci kılıçarslan döneminde. Bir diğer sorumuzdayız. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Aslan 1176 tarihinde Minokefalon Savaşı'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Hangisi Minokefalon Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz diye sorduk. Bakalım. Bizans Türkleri Anadolu'dan atma ümidini kaybetmiştir. Doğru. Bizans savunmaya çekilmiştir arkadaşlar. Artık biz savunmadan saldırıya geçiyoruz. Bizans ise savunmaya çekilmiş oluyor. Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştur Minokefalon'da. Unutmuyoruz. 1. Haçlı seferinden sonra başlayan karışıklık devri de sona ermiş oluyor. Anadolu'da 1. Türk beylikleri dönemi başlamıştır. Yanlış arkadaşlar. Anadolu'da 1. Türk beylikleri hangi savaş sonucunda? Malazgirt Savaşı sonucunda başlıyordu. Cevabımız E oldu. Ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran Anadolu Selçuklu hükümdarı hangisidir? Bir diğer önemli bilgi kimdir bu? ikinci kılıç Arslan, arkadaşlar ikinci kılıç Arslan, önemlidir. Döneminde Mirakefalon savaşı yaşandığını bileceğiz. Ölmeden önce ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırdığını ne yapacağız? Bileceğiz ikinci kılıç Arslan, önemli bir hükümdardır. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından olan 1. Gıyasettin dönemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar 1. Gıyasettin Keyhüsrev dönemi ile ilgili soruyu sorduk. Bakalım, Trabzon Rum İmparatorluğu'nu mağlup edip Kırım'a giden ticaret yolunun güvenliğini sağlamıştır. Bakın geçen sene ticaretle alakalı e, neyi sordu ÖSYM? E? Soruyu sordu. bir e, Yorum sorusuydu ama e, önemlidir arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yapılan ticaret e, ile ilgili bilgiler önemlidir. 1. Gayasettin Keyhüsef döneminde de Kırım'a e, Kırım giden ticaret yolunun güvenliği sağlanmış oluyor. Trabzon Rum İmparatorluğu mağlup edilerek. Antalya'yı alarak burasını büyük bir liman kenti yapıyor. Birinci Gıyasettin Key önemli. Venediklerle ilk kez ticaret anlaşmasını yapan kimdir? Özlem'e sorar. Kim? Birinci Gıyasettin Keyyusref arkadaşlar. İznik Rum İmparatorluğu ile Alaşehir Savaşı'nı yapıyor. Moğollar ile Köse Dağ Savaşı'nı yapmıştır. Yanlış. Moğollar ile Köse Dağ Savaşı'nı birinci değil ikinci Gıyasettin Keyyusref. Gıyasettin K arkadaşlar yapmıştır. Cevabımız E oldu. Bizanslarda bulunan Bizanslarda bulunan şöyle cümle düşük olmuş. Bizanslarda bulunan Kalanoros kalesini alarak Alaiye yani Alanya şehrini kuran, Kırım ve Sudak limanını alan ve iki denizin hükümdar unvanına sahip olan Anadolu Selçuklu sultanı kimdir diye sorduk. Bu ismimiz 1. Alaaddin Keykubat arkadaşlar. Devletin en parlak dönemi bu zamanda yaşanılıyor. Alanya şehrini kuruyor. Alanya günümüzdeki Kırım ve Sudak limanını alıyor. İki denizin hükümdarı ünvanına sahip oluyor. Birinci Alaaddin Keykubat dönemi çok çok önemlidir. Bir diğer sorumuzdayız. 1230 yılında Yassı Çemen Savaşı'nda Harzemşah hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ı mağlup eden Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdir diye sorduk. Birinci Alaaddin Keykubat arkadaşlar. Bu savaşın sebebi neydi? Ahlat sorunu arkadaşlar. Ahlat sorunu. Ahlat sorunu, e, Harzemşahlar Ahlat'ı e, ne yapınca alınca bu savaş çıkmış oluyor. Arkadaşlar unutmuyoruz. İkinci Kılıç Arslan tarafından yaptırılan Anadolu'daki ilk kervansaray hangisidir diye sorduk. Anadolu'daki ilk kervansarayımızın ismi Alayhan'dır arkadaşlar. Alayhan ilk kervansaraydır. Hangi hükümdar döneminde? İkinci Kılıç Arslan döneminde yaptırıldığını unutmuyoruz. İkinci Kılıç Arslan dönemi özellikleri Milökefalon Savaşı, ülkeyi 11 oğul arasında paylaşılması ve ilk kervansarayı yaptırılması Alayhan. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 13. yüzyıl Konya'nın altın çağıdır ve birçok e, ilim kültür insanı Konya'da bulunmuştur diyen bir tarihçi aşağıdaki ilim kültür insanlarından hangisini örnek olarak gösteremez diye sorduk. Bahattin Velet var, Mevlana Celaleddin Rumi var, Muhiddin Arabi var, Şemsi Terbizi var ama Ahmet Yesevi yoktur arkadaşlar. Ahmet Yesevi Orta Asya'da bulunmaktadır. Bir diğer sorumuzdayız. Baba İshak tarafından çıkartılan Baba Ay isyanı aşağıdaki Anadolu Selçuklu hükümdarlarının hükümdarlarının hangisi döneminde yaşanmıştır diye sorduk. Arkadaşlar bu isyan 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında yaşanmıştır. Baba Ay isyanı arkadaşlar önemlidir. İkinci Kıyasettin Keyhüsref döneminde Moğollar ile 1243 yılında yapılan ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılma sürecine sokan savaş hangisidir diye sorduk. Hangi savaş? Köse Dağ Savaşı arkadaşlar. Moğollar dediğimiz İlhanlar. İlhanlar. Kimin öncülüğünde? Baycu. Baycu Noyan. Arkadaşlar öncülüğünde ne yapıyorlar? Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılma sürecine sokuyorlar. 1243 Köse Dağ Savaşı'nda İkinci Kıyasettin Keyhüsrev var başta. Selçuklar dönemine döneminde yapılan savaşlar ile ait olduğu dönemler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk bu sefer de. Savaşı'nda Tuğrul Bey var. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan var. Yaslı Savaşı'nda 1. Alaaddin Keykubat var. Doğru. Katvan Savaşı'nda Sultan Sencer var. Köse Dağı Savaşı'nda 1. değil 2. Gıyasettin Keyhüsrev vardır. Arkadaşlar cevabımız eşik oldu. Türk tarihinde ikinci Beylikler dönemi aşağıdaki gelişmelerden hangisinde hangisinden sonra başlamıştır diye sorduk arkadaşlar hangi savaştı Köse Dağ savaşı arkadaşlar Köse Dağ savaşı sonucun sonucunda Türk tarihinde ikinci Beylikler dönemi başlamış oluyor unutmuyoruz bu videomuzun son sorusuna geldik gelişmelerinden hangileri Anadolu Selçuklu döneminde yaşanmıştır diye sorduk Manavgat savaşı Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşanıyor Alparslan. Baba İsyanı ve Köse Savaşı ise 2. Kıyasettin Keyhüsrev zamanında Anadolu Selçuklu döneminde yaşanmıştır. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar sizlerle beraber ne yaptık? Ee, güzel güzel sorularımızı çözdük. Umarım sizlere fayda sağlamıştır bu sorular. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videomuzda biliyorsunuz son siyasi e, olaylarla ilgili videomuzu çekeceğiz. Daha sonra kültür medeniyet kısmına geçeceğiz. Bizleri Furkan Hoca ile Tarih Instagram sayfasından, YouTube kanalından e, takip etmeyi e, rica ediyorum. Unutmayalım arkadaşlar. E, sizlerden tek istirhamım budur. E, bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Sizlere elimizden geldiği kadarıyla ne yapacağız? Soru e, yazmayan soru videosu çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.